Merhabalar, kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bluzumun boyunu yaklaşık 1 metre civarında yapacağım. 1 metre kumaşım var. Şimdi hemen ense için ölçüyorum. 9 santim. Bluzum da düşük kollu olacak. Kumaşımın şu şekilde enini ölçüyorum, 35 santim. Şuradan 5 santim düşme yapıyorum omuz için. Şimdi omuz çizgimizi hemen çiziyoruz. Ense için 3 santim iniyorum. Ense çiziyorum. Kol evi için çok rahat bir kol evi olsun istiyorum. Şu şekilde. Şöyle 24 santimden çiziyorum. Arka düşüklüğümüzü buluyoruz. 44 santim. Burayı da hemen çiziyorum. Burası bel hattımız. Hattı üzerinde belimizi 28 santimden yapıyoruz. Ve pratik olarak şöyle çiziyorum arkadaşlar. Şimdi buradan aşağıya 20 santim kalça düşüklüğüme iniyorum. Kalçayı da hemen enine uzatıyorum. Kalça 120'den çalışıyoruz. 1/4 yapıyoruz. 30 santim kalçam için işaret alıyorum. Şimdi burayı da pratik bir şekilde böyle çiziyoruz. Burayı da aşağıya doğru 30 santimden düz iniyorum. Ve tuniğimde yırtmaç istiyorum arkadaşlar. Tuniğimi şöyle 20 santimlik bir yırtmaç yapacağım. Buradan 2 santim ölçü veriyorum yırtmaç için. Fazlalık veriyorum. Ve burayı çiziyoruz. Tuniğimin şuradan 2 santim eğriliğini alıyorum. Şu şekilde çiziyorum. Tuniğimizi 4 kat ön ve arka birlikte kesiyoruz. Üzerimdeki bluzum da aynı kumaştan dikmiştik arkadaşlar. Yırtmaca kadar geliyorum, dönüyorum ve buradan kesiyorum. Hemen eteğimizi de kesiyoruz ve arka ön kesildi. Şimdi içerisinden bir katını alıyorum. Yakam için oyuntu vereceğim. 3 santim inmiştik. Şöyle yakamı biraz açık istiyorum. 13 santimden 3 santimden sonra 10 santim daha iniyorum. Pratik bir şekilde yakamı çizerek kesiyorum arkadaşlar. Omuzdan sıfır girerek omuza 1-2 santim düşüklük veriyorum yakamız öne doğru gelmesin diye. Evet. Arka ve ön kesimimiz bitti. Şimdi kol için kumaşımızı ayarladık. Kolumuzu keseceğiz.
Evet. 4 kat katladık. Kumaşımızı ayarladık. Kolumuzu kestik. Şimdi şu kol tepemizi bir düzeltelim. Kol tepemize bir çift atalım. Kolumuz tamam. Evet, kumaşımızı vereyim katladık. Biye için. Şöyle katladığım yerden 2 santimden çiziyorum. 4 santimlik bir biyem olacak arkadaşlar. Şöyle 2 santimden biyemizi kesiyoruz. Şöyle bir biyemiz olacak. Tekrar buradan 4 santimden bir biye daha kesiyorum. Yetmeyeceğini düşündüm çünkü ek yapacağım. Kesemin ortasına çıt atıyorum, ense ortasına. Kumaşımdan da biraz fazlalık bırakıyorum. Ense ortasından 1-2 santim ileriden başlıyorum şöyle. Kumaşımın düz yüzünü, biyemin düz yüzünü, bedenimin düz yüzüne getiriyorum. Şu şekilde buradan dikiyorum. Siz iğneleyebilirsiniz. Ben iğnelemeden dikiyorum. Bedenimizi çekmiyoruz. Makinenin altına doğru veriyoruz. Biyemizi hafiften çekiyoruz. Yakamızın ortasına geldiğinde arka ensemizin şöyle tutuyorum. Tam bunu ortaya getiriyorum. Diğerini de getiriyorum. 1 santim dikiş payı vererek buradan kesiyorum. Şimdi buradan çıkıyoruz. Şöyle getiriyorum. Tutuyorum.
Burayı da tutuyorum. Şöyle. Şuradan dikiyoruz arkadaşlar. Bakın burayı birleştiriyorum. Daha iyi olacak. Şimdi bunu buradan kesiyorum. Ve burayı tamamlayacağız. Bakın. Burayı bedene tamamlayacağız. Çok basit bir yedikimi. Ben paylarını aşağı doğru ütüledim. Ve şimdi şöyle katlıyoruz. Ve bir daha katlıyoruz. 1 santimden bu şekilde dikeceğiz. Daha kolay olacaktır. Siz de ütüleyin mutlaka. Evet. Şimdi şöyle katlıyorum. Ve bir daha katlıyorum. Yaka biyemizi verevden kesmiştik. Likral olmadığı için. Onu unutmayalım. Düzden keserseniz dikemezsiniz. Evet arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi biyemizi diktik. Şimdi kollarımızı takacağız. Evet. Kol tepemizde çıtımız vardı. Şöyle alıyorum kolumu. Bedenimin düz yüzüyle kolumun düz yüzünü birbirine denk getirerek. Kolumu dikiyorum. Buradan başlayarak yanını kapatıyoruz. Yırtmacı 1 santim geçene kadar diktik. Dedik. Şimdi yırtmaçlarımızı dikiyoruz. Yanları dikerken 1 santim aşağıya kadar dikmiştik. Şimdi o diktiğimiz yerden şöyle yırtmacımızı dikeceğiz. İğne içeride, ayağı kaldırıyorum. Dönüyoruz. Ve buradan yana geçiyoruz. İğne içerideyken tekrar ayağı kaldırıyorum. Ve yırtmacımı katlıyorum. Evet.
Diğer tarafımı da dikiyorum aynı şekilde. Bakın 2 santim pay vermiştim. Onu içe doğru katlıyorum. Şuradan hemen dikiyorum. Ayağımı kaldırıyorum, karşıya geçiyoruz. Tekrar ayağımı kaldırıyorum. Yırtmacımızı diktik arkadaşlar. Şimdi etek ucumuzu katlıyoruz. Şimdi tutuyoruz, tekrar break atlıyoruz arkadaşlar. Eşit gelmesi için. Sona doğru yaklaşınca tekrar burayı tutuyorum. Bakın bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle ölçüyorum ve buradan katlıyorum. Kol uçlarını da dikiyorum, bitiriyorum. Evet arkadaşlar, turnuğumuzun bitmiş hali gördüğünüz gibi çok şık ve güzel oldu. Beğeni ve yorumları unutmayalım arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.